Diyelim ki elimizde tüm kenar ölçüleri 14 birim olan bir eşkenar üçgen var. Bu bir eşkenar üçgen ve tüm kenarlarının uzunluğu 14 birim. Ve bu eşkenar üçgenin içerisinde bir başka eşkenar üçgenimiz var, tam burada. Bunun da her bir kenarının ölçüsü 4 birim. Merak ettiğimiz şey ise bu taralı bölgenin alanının ne kadar olduğu. Büyük eşkenar üçgenin içerisinde fakat küçük eşkenar üçgenin ise dışarısında kalan, dışarısında olan bu taralı bölgenin alanı. Bunu nasıl hesaplayabileceğimizi bir düşünelim. Önce kendi başınıza bunu bir düşünün. Biraz videoyu durdurun ve kendi başınıza düşünün. Taranmış bölgenin alanı eşittir. Büyük eşkenar üçgenin alanı eksi küçük eşkenar üçgenin alanıdır değil mi? O zaman önce bu iki eşkenar üçgenin alanlarını hesaplamamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için hatırlamamız gereken üçgenin alanının nasıl hesaplandığı tabii ki. Bir üçgenin alanı şuydu alan eşittir 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklikti. Peki eşkenar üçgenlerin yüksekliğini nasıl hesaplayabiliriz? Örneğin elimizde böyle bir eşkenar üçgen olsun. Rahat göreyim diye bunu biraz daha büyük çiziyorum. Bu eşkenar üçgenin her bir kenarı s birim uzunluğunda olsun. Bu açılarında 60, 60 ve 60 derece olduğunu hatırlıyoruz değil mi? Hepsi eşit. Bu üçgenin alanını hesaplayabilmem için önce yüksekliği bulmam gerekiyor. Şöyle bir yükseklik çizeyim. Bu yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor değil mi? Bu çizimde tam olarak eşit görünmesi de aslında olması gereken bu. Birebir ölçüyle çizmediğim için farklı görünüyor. Tabanı ikiye bölünce de tabi bu iki dik açı oluşuyor değil mi? Böylece iki ayrı 30, 60, 90 derecelik dik açılı üçgen oluşturmuş oldum. 30, 60, 90 derecelik, 30, 60, 90 derecelik üçgenler. Bu iyi oldu çünkü 30, 60, 90 üçgenleri ile ilgili kenar oranlarını biliyorum. Eğer burası s birimse ve biz ikiye bölmüşsek, o zaman burası s bölü 2 birim olacak. Başka bir renkle çizelim. Bu turuncu kısım s bölü 2 uzunluğunda olacak. Burası da s bölü 2 olacak. Ve ikisinin toplamı s eder. 30-60-90 üçgenlerinden biliyoruz ki, 60 derecelik açının karşısındaki kenar, 3'ün karekökü çarpı kısa kenara eşittir. Öyleyse bu yüksekliğin uzunluğu karekök kök 3 çarpı s bölü 2 olur. Şimdi eşkenar üçgenin alanını bulabilmek için genel bir formül yaratabiliriz. Alan eşittir 1 bölü 2 çarpı taban ki burada s oluyor ve yükseklikte karekök 3 çarpı s bölü 2. Bunu sadeleştirirsek alan eşittir karekök 3 çarpı s kare bölü 4 olur. Şimdi bu formülü buradaki bu iki üçgenin alanını bulmak için kullanabiliriz. Bu iki eşkenar üçgenin alanını bulmak için uygulayabiliriz. Büyük eşkenar üçgenin alanı, büyük üçgenin alanı karekök 3 bölü 4 çarpı 14'ün karesi olacak. Küçük üçgenin alanı ise, küçük eşkenar üçgenin alanı ise karekök 3 bölü 4 çarpı 4'ün karesi olacak. Bu eşitliği de karekök 3 bölü 4 çarpı parantez içinde 14'ün karesi eksi 4'ün karesi olarak ifade edebiliriz. Önce bu işlemi manuel olarak sadeleştirelim. Çarpım tablosunu ezberlemediğinizi varsayarak bunu hesaplayalım. 14 çarpı 14, 4 çarpı 4, 16 eder. 6 yazalım, elde var 1. 1 çarpı 4, 4 eder. Artı 1, 5. 56. Onlar basamağını çarptığımız için buraya bir sıfır ekleyelim. 1 çarpı 14, 14, 140. 56 artı 140 da 196 eder. Güzel. Bu eşittir karekök 3 bölü 4 çarpı parantez içinde 196 eksi 16. O zaman burası 180 eder. 184'e bölünebilir. Bu da eşittir 45 çarpı karekök 3. Doğru mu hesapladım? 4 çarpı 40 eşittir 160. 5 çarpı 4, 20. 160 artı 20 eşittir 180. Kesinlikle doğru. 45 çarpı karekök 3. Eğer ondalık sayı şeklinde bir sonuç istiyorsak, hesap makinemizi çıkaralım. 45 çarpı karekök 3. Yuvarlarsak 77,94'müş. Bu alan 77,94 birim kareye eşitmiş.